Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunuş getirişimiz. Kanal istiklalar ekranımızda bulsun. Angliya Xitoyning majburiy emgak qilmishiga qarshi harakatga o'tdi. Fransiya xalqaro radiosining 14-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Angliya Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligi sababli Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan mollarni cheklashni qaror qilgan. Figaro gazeti bu vaqtdagi xabarda Angliya bosh ministri Johnsonning Xitoyni ranjitishdan qo'rqmaydiganligi, bu sababli Angliya hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zarbir siyosatiga qarata keskin tadbirlarni o'tirg'o qo'yib, Sharqi Turkistondagi majburiy amgakka munosabatlik mahsulotlarining import qilinishini cheklaganligi qayd qilingan. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning Uyg'urlarni sababsiz qo'lga olganligi, lagerlarga solab qiyin qistoqqa olganligi, majburiy amgakka salganligi, Uyg'urlarning tug'ut cheklashga majburlanganligi qatorliqlarni dadil o'tirg'o qo'yib, buni qabul qilg'ili bo'lmaydigan kishilik huquq tafsandichiligi degan. Xabarda yana Angliya korxonalarining Sharqi Turkistondagi majburiy amgak kuchi bilan munosabati yo'qligini isbotlashi kerakligi, bo'lmasa jarimani to'laydiganligi bildirilgan. Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raabning Angliya azaldan Xitoy bilan ijobiy munosabat o'rnatishni umid qilib keldi. Ammo Angliya o'zining qimmat qarishi va bexatarligini hargiz qurbon qilmaydi degan so'zlari alohida olqishga erishgan. Amerika qari tizimlikdagi Xitoy shirkatlarining sonini ko'paytirdi. Fransiya xalqaro radiosining 14-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Amerika Xitoy armiyasi bilan munosabatlik qari tizimlikka kirgizilgan shirkatlarning sonini ko'paytirgan. Bildirilishicha, yaqinda Amerika Davlat Mudofaa ministerligi Xitoy armiyasi istixborot va bexatarlik organlarini qo'llaganligi aniqlangan shirkatlarning tizimligini davomli kengaytirgan. Alibaba, Baidu va Hong Kongda peyi bozorga selingan Tengshun qatorliq 3 shirkat hukumat tomonidan tekshirilgan bo'lib, 12 shirkat ichida bu 3 shirkatni qora tizimlikka kirgizmaslikni qaror qilgan. Bu haqda Amerika Davlat Mudofaa ministerligi bilan Amerika Moliya ministerligi o'rtasida keskin munozaralar bo'lgan bo'lib, Amerika Moliya ministeri Minochin Xitoyning internet magnatlarining Amerikaga mablag' selishiga ta'sir etishidan ansirab, Davlat Mudofaa ministerligining tizimlikka kirgizishni rad qilgan. Oxirda Minochinning ko'z qarashi ustunlikni egallagan. Bu qitim embargo tizimligiga yana 9 Xitoy shirkati qo'shilgan. Lekin embargo tizimligiga kirgizilgan bu shirkatlarga tabi 100 dan ortiq tarmoq shirkatmi embargo tizimligiga kirgizilgan. Bu xabar oshkorlangandan keyin Alibaba'ning New York aksiya bozoridagi pay bahosi 6% gacha o'rligan. Ma'lum bo'lishicha, bultur 6 oyda Amerika Davlat Mudofaa ministerligi Huawei qatorliq 20 shirkatni Xitoy armiyasi egidorchiligidagi yoki kontrolligidagi shirkatlar tizimligiga kirgizgan. Amerika prezidenti Tramp bultur noyabrda buyruq tushirib, bu yil 11-yanvardan boshlab Amerika shirkatlari va shaxslarining bu tizimlikka kirgizilgan shirkatlarga mablag' selishini cheklagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Davlat Mudofaa ministerligining qora tizimligiga Alibaba, Tengshun va Baidu kirgizilmagan bo'lib, Amerika hukumatı bunundan keyin Xitoyning internet shirkati Alibaba, Tengshun va Baidu qatorliq 3 shirkatini Xitoy harbiy shirkatlari qatoriga kirgizishni o'ylashmasligi mumkin ekan. Bu Amerika shirkatlari va puxralarining bu shirkatlarga davomli mablag' sala oladiganligidan darak beradi ekan. Amerika Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta va pomidorni butunlay chekladi. Amerika ovozining 14-yanvardagi xabarida bildirilishicha, Amerika Xitoyning majburiy amgak qilmishi sababli Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq paxta va pomidorni import qilishni chekladi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Davlat bexatarlik ministerligi tamojni va chegarani qo'g'dash idorasi 13-yanvar Sharqi Turkistondagi korxona va o'rinlar ishlab chiqargan barliq paxta va pomidor mahsulotlarini Amerikaga import qilishni cheklagan. Bu tadbir Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga atalmish qayta tarbiyalash nomida qurilgan millionlagan Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni jazo lagerlariga qamash qilinishiga qarshi yo'l qo'yilgan. Davlat bexatarlik ministerligining muavin ministeri Ken Kochinli bu haqda bayonot e'lon qilib, Davlat bexatarlik ministerligining yangi siyosati Amerika iste'molchilari va korxonalarini qo'g'dash bilan bir vaqtda Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak masalasini hal qilishni maqsad qiladi.
Bugün Devlet Bihaterlik Ministerliği ve Tamojni ve Çigra Qoğdaş İdaresi birlikte Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılan barlıq paxtı ve pomidorğa yeni çekleş buyruğu ilan kılındı. Bu buyruk rayondan mal setibilişini uylaşı vatkallarına iniq uçur berdi. Amerika mecburi emgek bilen işlep çıkarılan tavarlarının Amerika'ya kirişinin aldığını alıdı digerlerini bildirgen. Məlum buluşca Devlet Bihaterlik Ministerliği yeni çeklemini ilan kılgan deyken Amerika kiyim keçek ve ayak cemiyeti memleketlik parça setiş birleşmesi, parça setiş kesbi rehberleri cemiyeti ve Amerika moda sanayet cemiyeti derhal birleşme bayanat ilan kılgan. Bayanatta biz vekille kılıdığan şirketler Uyghurlarının mecburi emgekli siliniş ehvallarına karıştırımız. Bu şirketler uzundun buyan temelles senceredeki mecburi emgekini yok tutuşunu şirketin en yukarı ticaret ve amevi siyasetinin muhim noktası deb karab geldi. Biz Amerika Tamojni ve Çigra Müdafiyesi İdaresi bilen hemkarlaşıp, kanunun uçuk, karatmalıqı iniq icra kılınışıga kapalıtlı kılımız digerler bildirilgen. Küzetkücüler bu kararının bütün dünyadaki soğudu sahasıge, cümleden kiyim keçek sahasıge zor təsir körüsüzü kallıqını bildirişmekte. Uyghur halkı köz yaşları bilen güvahlıq berişini devamlaştırmakta. Xitay rejiminin yakınki yıllardaki ceza lageri siyasi ve irqi qırğınçılıq siyasi neticesinde Şarkı Türkistan'daki nurgulgan aileler parçalanıp veyran bolmaqta. Ama barlıq uçur alaqi imkaniyetlerden mahrum kalgan Şarkı Türkistan halkı bolsa öz ehvalini sırtkı dünyaya bildirişke amalsız kalmaqta. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan sırlarda bir kısım Uyghur yaşlarının dadılarının suretini körüstüp durup ünsiz yığısı bilen alahide usulda derdini bildirmekçi buluvatqallıqı körüstligen. Sindiki bu körünüşlerden Şarkı Türkistan halkının kançılık kıyın ekvalığı çüşüp kalgallıqını tasavvur kılış kıyın emez. Bundan burunmu bununla okşay sıllar tarqalgan bulup, bazılar uruq tukkallarının suretlerini körüstüp, ünsiz yığısı arqılıq derdini eğitmakçı bolsa, yeni bazılar kol işaretleri bilen yardım talep kılgan idi. Konya'da cinayetçilerini ötküzüp beriş kelişimine karşı imza toplaş faaliyeti teşkillendi. Xitay bilen Türkiye otursu da imzalanan cinayetçilerini ötküzüp beriş kelişiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Parlamentede makullanıp, kanunlaştırılışının aldığını eliş mekside Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılan bir iltimas üçün imza toplaş faaliyeti Konya'da başlandı. Mezkur faaliyetini Gelecek Partisi Konya Yaşlar Tarmakı uğurlaştırgan bulup, 3 gün devamlaşmakçı bulgan bu faaliyet 13. yanvar resmi başlandı. Faaliyet Konya şehir merkezine caylaşkan Vatan Partisi işhanısının aldıdaki meydanga uğrulaştırıldı. Məlum buluşca Gelecek Partisi'nin reisi Ahmet Davutoğlu bu faaliyetke tuncu imza koyup evetken. Faaliyetinin tuncu gündün başlayıp Konya'da yaşavatkan Uyghurlar Şarkı Türkistan ve Türkiye bayraklarını götürüp faaliyetke katlaştı. Faaliyetinin başlanışı da Selçuk Üniversitesi Tarih Belleri Doktoranti Abdurrahim Devlet Uyghurlarının bu kilişimge bolgan pikire hakkıda tayarlanan bayanatını okup ödü. Arkadın Gelecek Partisi'nin Konya Şöbesi Reisi Hasan Akinci ve Selçuklu Şöbesi Reisi Osman Başaran, Yaşlar Tarmakı Reisi Mustafa Sezer Katarlıklar söz kılıp, özlerinin Uyghurlar üçün kolidin kilişçi yardım kıldığallıkını bildirdi. Bugün Doğu Türkistan için başlattığımız imza kampanyasının ikinci günündeyiz. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Allah'ın izniyle onlar için topladığımız imzaları bir hafta sonra meclise teslim edeceğiz. Doğu Perinçek'in ve kendisinin zihniyetindeki insanların Doğu Türkistan'ı terörist ilan etmesi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi terörist ilan etmesi sonucu imza kampanyasına başlattık. Biz Doğu Türkistan'ın ne tür zulümler altında olduğunu, nasıl bir Çin işgalci tarafından zulmedildiğini çok çok iyi bilen bir nesiliz. Allah'ın izniyle buradaki Çin zulmünden kaçmış, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Avrupa İttifakı Xitay meblağ siliş kilişimine kişilik hukuk maddelerini kirgizişke çağırı kılındı. Dünya Uyghur Kurultayının 13 yanvar bergen haberde malum buluşça, Avrupa Parlamenti yığını içiliş harapısı da 36 amevi teşkilat birlikte Avrupa İttifakı organına birleşme çağırı sunup, Avrupa İttifakı Xitay meblağ siliş kilişimine kişilik hukuku kapaletli kılış hakkıdaki maddelerini kirgizişini talep kılgan. Bu birleşme çağırıqta Tibet ve Şarkı Türkistan meseleleri mecburi emgekke münasifetli köplügen ispatlar oturuğu koyulgan deyken mundaq deyilgen. Xitay bilen sökbetleşken de Avrupa İttifakı'nın kilişim düzüş mecburiyeti, ahlak mecburiyeti buludu.
demokratiya qanun tüzüm ve kişilik hukukunu qoğdaş prinsipide çıngdırış mecburiyeti buludu. Bu kişilik hukuku defsende kılınan halıklarının hukukunu qoğdaş mecburiyetiyle emez, öz növetide halıqara tertibini qoğdaş mecburiyeti hesablandı. Mezkur çağırıqtı yana tövendeki teklifler berilgen. Avrupa İttifakı Komiteti bu kilişimini tüzüştün avval Xtay'nın halıqara kişilik hukuk əhdinamesi, bulup mu puhralarının hukuki ve siyasi hukuk halıqara əhdinamesi ve halıqara emgekçiler teşkilatının negizlik əhdinamesiyle riayi kılışıga kapadetli kılışı gerek. Mezkur kilişim çoğum kişilik hukuku münasifetlik maddelerini öz içige ilişi gerek. Bu çağırıqtı yana Avrupa İttifakı Komiteti'nin iki taraf sökbiti devamında mümkün kadar uçuk aşkarı buluşu, ammı bilen parlament azalarının ekvaldan haberdar buluşu ve münaziri kılışıgı yol koyuşu gerekliki oturuğu koyulgan. Lager şahidi Gülbahar Xatıvacı'nın güvahlıqı Fransiyada kitap bulup neşirden çıxdı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişe Xtay Gulagı'dan hayat kalan Gülbahar Xatıvacı'nın güvahlıqı namlıq Fransiyada neşirden çıxan kitap Xtay'nın Karamay'da kurgan lagerde 2 yılcı kamılıp 2019 yılı yazdı koyup berilgen ve 8 yılın 21. günü Fransiyaya gelip 2 kızı ve eri bilen cem bolgan Gülbahar Hanım'nın hayatına ait bulup, o Xtay'nın ölüm lagerlerden salamet kutulup çıkalıgan sanaklık lager şahitlerinin biri. Şahit Gülbahar Hanım hazırgı kadar tehi resmi halde metbuat ve taratkularının ziyaretini kubul kılıp bakmağa bolsumu, ama onun tutkun kılınğanlıqı onun Fransiyada turbatkan kızı arkalık Fransiya ve başka dünyavi taratkularda haber kılınğan idi. 2006 yıldan başlap ailesi bilen Fransiyada yaşavatkan Gülxumar Xatıvacı aynı çağda apısının 2017 yılı 1. ayda tutkun kılınğanlıqını Fransiyadaki Fransiya 24 Express Le Monde Arte televiziyası Katarlıq asaslıq akbarat vasıtları ve televiziya kanallarının ziyaretini kabul kılıp, Ravan Fransız dilde Uyghurlar uçuravatkan meseleni öz anısı uçurgan zulümlerini misal kılıp durup anlatkan. Gülbahar Hanım'nın Fransiyadaki ailesinin Fransiyanın Beijing'de duruşluk elçihanesi Fransiya Taşkı İşler Ministerliğinden Xtay'a besim işiltip, Gülbahar Hanım'nın derhal kuyup berilişige yardım kılışın talep kılgallıqını bildirgen idi. Gülbahar Hanım'nın kızı Gülxumar 11 yanvar günü özünün Facebook betide apısının lagerdeki sergüzeştlerini kitap kılıp yazıp çıkanlıqının tolumu pəxirlendiğallıqını hayacan içinde cekarlışı bilen bu haber çakmak tızlıkıda muhacirettiki Uyghurlar arası da tarqaldı ve onlarını mu hayacanı saldı. Çünkü bu Uyghur lager şahidi tarafından yazılgan tuncu kitap hesablandı. Bunun aldıda gerçi Mihirgül Tursun, Gülbahar Celilova qatarlıqlarının güvahlıkları karton, romani ve başka hikaye şeklinde ilan kılınan bosumu, fakat lager okutkuçisi Kazak şahit Sayragül Savutbay'ın güvahlıkı resmi kitap bulup neşirden çıkan birden bir kitap idi. Xtay Gulagı'dan hayat kalan Gülbahar Xatıvacı'nın güvahlıkı namlıq Fransız tildi neşirden çıkan kitap 13. yanvar resmi tarık tılışkı başıldı. Germaniyanın Xtay'ını terakiyat mablığı bilen teminlegenliği küçülük karşılıklı duş gelmekte. Germaniyanın 2013 yıldan başlayıp Xtay'ını 503 milyon euro terakiyat mablığı bilen teminlep gelgenliği katlıq ayıplenmekte. 12 yanvar Germaniyadaki təsir zor gezetlerden süretler gezeti Berlin Xtay'ının yeni İpek yolu kuruluşunun terakiyatını mablığı bilen teminlegen namlıq uzun hacimlik bir makale ilan kıldı. Makalede Germaniya Terakkiyat Fondi Cemiyeti Xtay'a kariz bergen 503 milyon euro'nun kandak sahalarga serip kılınğanlıqı toğrusudaki sallıq malumatlar deliller bilen aşkarlanğan bulup, Berlin hükümeti bu sebeplik kattıq tənqidlengen. Xtay'nın yeni İpek yolu kuruluşunun mahiyeti paş kılınğan bu makale mundaq cümle bilen başlanğan. Dünyadaki en çok bu müstebit devlet özüge kaltıs işenmekte. O milyonluğun Uyghur Müslümanlarını ceza lagırlarına kamedi ve onlarını kul kılıp işiltişke yol koydu. Angeliya bilen 1997 yılı tüzgen bir devlette iki xil tüzüm kilişim namısını körüp taşlap, dünyaya bergen vadisinin yüz öğrüdü. O 2025 yılı kadar kandaklı çağrılarına müracaat kılıp olmasın, Tayvan'ını boysundurmakçı bolu atıdı. Şunun bilen bir vaxtta Komünistik Partiya dünya miqyasıdaki təsiri gücünü barğansırı kena etmekte. Xtay'nın taşkı münasifet stratejisinin yadrosu yeni İpek yolu kuruluşu bulmaqta. Makalede bayan kılınışa, Germaniya Terakiyat Fondi Cemiyeti 2013 yıldan buyan Xtay'a berip gelgen 503 milyon euro terakiyat mablığını yeni İpek yolu kuruluşu sarıp kılışı bulmaydı degen şart bilen bergen.
Bırak Xitay onun 283 milyon yavrosunu Asiya ve Afrika ellerine sozulgan yeni ipek yolu kuruluşuna işletken. Bunun içinde Afrika'da sarıp kılığını 130 milyon yavro, Asiya'da sarıp kılığını 152 milyon yavro bulgan. Xitay bu iki kıtadaki uyiyeti devlet bilen yeni ipek yolu kuruluşuna münasifetlik her xil iktisadi kilişimlerini imzalagan. Meselen Afganistan bilen 18 milyon yavroluk, Bengal, Bangladeş bilen 74 milyon yavroluk, Tacikistan bilen 1,3 milyon yavroluk, Özbekistan bilen 36 milyon yavroluk kilişimlerini tüzgen. Makalede Xitay kilişim tüzgen bu uyiyeti devletinin ismi ve kilişimin umumi summesi uçuk beyan kılıngan. Berlin hükümetinin bu kılmışı hakimiyet beşidiki Erkin Demokratlar Partisi, Yeşillar Partisi ve Avrupa Parlamentedeki Konservatifler Partisi'nin bir kısım azalarının küçülük tenkidiye duş geldi. Gerçi bu meblağının Xitay'a nemege berilgeldeki doğrusu da Berlin hükümeti özlerine her kancı aklıgan bosumu parlament azalarını kayıl kılalmadı. Avam Palatası Trump'ni vazifasidan qaldirish loyihasini qabul qildi. Amerika Avam Palatasida o'tkazilgan bilet tashlashda prezident Donald Trump isyonga qudrat qo'li qilish bilan ayblangan vazifasidan qaldirish moddasi qabul qilindi. Amerika prezidenti vazifasidan qaldirish talab qilingan qonun loyihasida prezident Trump 2021 yili 6 yanvardagi kongressga besib kirish vaqasidan burun e'lon qilgan bayonotlari sababidan Şükünü yüz bergen zoravallıkı mesul dep karaldı. Avam Palatası umumi genişide ötküzülgen bilet taşlaşta Trump isyanı kuturat kolu kılıç bilen ayıplengen vazifesinin kaldırış maddesi 197'ye karşı 232 avaz bilen kubul kılındı. Şunun bilen Amerika'nın 45. nöbetlik prezidenti Donald Trump Amerika tarihinde vazifesinin kaldırış talebi bilen iki kıtım ayıplengen tüncü prezident bulup kaldı. Vazifasidan qaldirish maddasini 10 jumhuriyatchi vakilnomi qo'llab ovoz berishi diqqat qo'zg'adi. Vazifasidan qaldirish masofasining sotlash bosqichi va Trampning jinoyatchi yoki amnestikiga qaror qildigan Kengash palatasining qachon bilet tashlaydiganligi hozircha aniq emas. Kengash palatasida ko'p sonlilikni egallaydigan jumhuriyatchilarning rahbari Mitch McConnell bayonotida Tramp sotlandigan yig'inning 20 yanvardan burun o'tkazilmaydiganligini bildirdi. Şunun bilen Trump'nın Kengash Palatası'da sotlanışının Joe Biden devrigi kalgallıqı cezimleşken boldı. Kengash Palatası'nın Trump'nı cinayetçi de bekitişi üçün 100 cumhuriyetçinin en az digende 3'ten 2'si, yani en az digende 67 aza kollab bilet taşlaşı gerek. Amerika Prezidenti Trump, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen telefonda görüşkende kılgan sözleri sebebiden 2019 yılı dekabr ayda Avam Palatası'da ayıplengen bolup, 2020 yılı fevral ayda Kengash Palatası'da aklanğan idi. Avam Palatası'daki demokratlar muavin prezident Mike Pence'a asasi kanunun 25. maddesini hareketke keltürüp, Trump'ni vazifesinin kaldırışını çakırı kılgan lahiyamı tünügün 13. yanvar keçe kubul kılınğan idi. Muavin prezident Mike Pence bolsa, mezkur maddini hareketki keltiriş niyetinin yokluğunu eniq etkan idi. Türkiye'de bir gün içinde 9554 kişi Xitay virüsü bilen yukumlandı. 13 yanvar Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 9554 kişi işkerlikini ilan kıldı. Sahiye Ministeri'nin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deb guman kılınğan 173603 kişi tekşürülüşü arqılıq yeniden 9554 kişinin yukumlanğanlığı eniqlanğan. Nöbette 971 kişi doktorxanda bulup, bir gün içinde yana 173 kişi kaza kılıp, 9463 kişinin salametliği esliğe gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışqa başlagandan beri salametliği esliğe gelgenler cemi 2.227.927'ye, kaza kılganlar 23.325'ye, kesili iğir bimarlar 2.652'ye yetken. Yeni bir tarafdan bugün Türkiye'de Xitay vaksinesi resmi emlenişke başlagan bolup, ministerinin bildirişçe bütün Türkiye miqyasıda hazırgıcı Xitay vaksinesi emlengen sahiye xadimleri 100 mingden aşkan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Assalamu alaikum ve rahmetullah.